Herkese merhaba. Bugün Paris'te en sevdiğim köşelerden biri olan Montmartre Tepesi'ndeyiz. Bu videoda sizlere Montmartre Tepesi'nin olmazsa olmazlarını göstereceğim. Ayrı bir videoda da Montmartre'ın gizli kalmış köşelerini birlikte keşfedeceğiz. Gelin önce klasik Montmartre'ı, bu güzelliği birlikte keşfedelim. Beni takip edin. Montmartre'da önce buraya Café Montmartre'ın olduğu sokaktan girmeyi seviyorum. Çünkü en hareketli, en keyifli yer burası bana göre. Bazen burada bir kahve içmeyi ya da bir ekler yemeyi çok seviyorum. Ondan sonra da yoluma buradan devam ediyorum. Burada çok güzel böyle dükkanlar var. Le Consulat gibi restoranlar var. Bunların artık hangisinde oturacağını şaşırıyor insan. Ama ben size birkaç restoran önerisinde bulunacağım. O yüzden bu taraftan Place du Tertre, yani Ressamlar Meydanı'na doğru devam edelim. Bazen buradan piyano sesleri gelir. Çok güzel bir kafe, restoran gibi bir yerdir burası da. Yine bol bol kartpostalların, resimlerin, tabloların satıldığı yerler buralarda. Hediyelik eşyalar da bolca mevcut. Ama ben size biraz sonra çok güzel bir hediyelik eşya satan dükkan göstereceğim. Bu taraftan yolumuza devam ediyoruz. Montmartre Tepesi'ni neden seviyorum? Çünkü burası bildiğimiz klasik Paris'ten biraz farklı, o geniş bulvarlardan biraz farklı. Burası bir köy. Zaten vilaj diye geçiyor, bir köy olarak geçiyor. Burada ayrı bir dünya var. Daracık sokaklar, küçük binalar, az katlı yapılar, panjurlar, renkli renkli dükkanlar. O yüzden dolaşması çok keyifli. Bu dar sokaktan geçtiğimizde ilk önce karşımıza Ressamlar Meydanı olarak geçen, bizim öyle söylediğimiz Place du Tertre geliyoruz. Burada mevsimine göre daha çok ressamlar olabiliyor ama yaz geldikçe, hava güzelleştikçe meydanın etrafındaki restoranlar meydana masalarını atıyorlar. Biraz sanat alanını kısıtlıyorlar. Ben o yüzden çok sevmiyorum ama tabii orada da yemek yemesi çok keyifli. Gelin şöyle bir tur atalım, hem ressamları görelim, ne kadar yaratıcı resimler yaptıklarını birlikte keşfedelim. Bakın buralarda işte Eyfel Kulesi, Paris'ten çeşitli enstantaneler, hepsi çok farklı tasarımlarla sıra sıra dizilmiş, sizin göz zevkinizi okşamayı bekliyor. Buralarda da bolca kafe var, restoran var, hepsi birbirinden güzel. Ben her geldiğimde bir başkasını deniyorum, o yüzden illa şurada oturun diyemeyeceğim açıkçası. Ama siz gözünüze kestirdiğinizde, tabii hangisi boşsa oturun, Paris gezinizin keyfini çıkarın bence. Şu tarafta da Espace Dali var. Orada da Dali'nin eserleri sergileniyor. Vakti olan oraya da gidebilir. Bakın buralarda da portrenizi yaptırabiliyorsunuz. İsterseniz karikatür şeklinde, isterseniz de gerçek portrelerinizi yaptırabiliyorsunuz. Vaktiniz ve bütçeniz uygunsa. Bence bunu da denemekte fayda var. Çünkü inanılmaz sonuçlar elde ediliyor. Harika bir anıyla Paris'ten dönüyorsunuz. Montmartre turistik bir yer, evet, ama galerileri de bolca mevcut. Bu galerileri gezerek de güncel sanat akımlarını takip edebiliyorsunuz. O yüzden ben zaman zaman buralara girip ruhumu okşamayı çok seviyorum. Place du Tertre'nin, yani Ressamlar Meydanı'nın çevresinden şöyle bir dönüyoruz. Burada ne kadar zaman geçireceğiniz size kalmış, ilginize göre, zevkinize göre. Ama buraya uğramadan kesinlikle olmaz. Bakın bir de böyle sizin profilinizin makasla kesilerek modelleri yapılıyor. O da çok keyifli. İşte buralarda birbirinden güzel tablolar, resimler, modellemeler, hepsi gerçekten içinizi açıyor. Paris'in o bildik ruhunu yansıtıyor. Bakın benim en sevdiklerim şunlardır. Bu dükkan modellerini çok seviyorum. Bakın bu tarafa doğru yolumuza devam ettiğimizde size söylediğim o hediyelik eşya dükkanına gideceğiz. Oradan da zaten sağa döneceğiz Sacré-Cœur'e doğru ilerlemek için. Bakın isterseniz hemen şu tarafta Montmartre Village diye benim çok sevdiğim bir hediyelik eşya dükkanı var. İçeri girdiğinizde göreceksiniz ki burada Paris genelinde gördüklerinizden çok daha çeşitli ürünler var. Sanki bunlar made in China değil, daha farklı, daha özel, daha nitelikli ürünler, bana göre öyle.
Bir de ben bu model evleri çok seviyorum. Bunları ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Bunlardan bir koleksiyon yapıyorsunuz. Çok zevkli bir uğraş ama biraz pahalı. Tanesi 20-30 euro civarında, hatta daha bile pahalı olabiliyor. Montmartre Village'da keyfinize göre bir şeylere baktıktan, küçük bir alışveriş yaptıktan sonra tam karşı sokaktan Sacré-Cœur'e doğru yürüyoruz. Bu yol bizi Sacré-Cœur'e, Beyaz Kilise'ye ulaştıracak. Bakın bu noktada Sacré-Cœur'ün bu cepheden tüm heybetiyle görebiliyoruz. Şimdi onun ön tarafına gideceğiz. Bunun için sağdan sola doğru kıvrılarak yolumuza devam ediyoruz. Montmartre'da yapılacak aktivitelerden en güzellerinden biri de Montmartre trenine binmek. Bu trenle Montmartre sokaklarında dolaşabilirsiniz. Çeşitli dillerde açıklamalarla da çevreyi daha iyi tanıyabilirsiniz. Ama tabii ben yürümeyi tercih ediyorum. Peki Montmartre'a nasıl geliyoruz? Bu konuda da bilgi vereyim isterseniz. Paris Belediyesi buraya Anver metrosunda inerek gelmeyi öneriyor. 2 numaralı metroyla Anver metrosunda iniyorsunuz. Oradan yukarı doğru yürüyüp Montmartre finikülerine binip yukarı çıkıyorsunuz ve Sacré-Cœur'ün önüne geliyorsunuz. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Ben 2 ya da 12 numaralı metrolarla Pigalle istasyonunda iniyorum. Oradan hemen çıktığımda karşıdaki meydandan Montmartre otobüse biniyorum. Montmartre için özel olarak tasarlanmış küçük otobüsler var. Onlara binerek keyifli bir gezi yaparak, o da normal biletle binilebilen ya da Navigo kartınızla binilebilen bir otobüs. Biraz dolaşa 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 yukarıda Café Montmartre'ın olduğu yerde Place du Tertre durağında iniyorum. Ve oradan gördüğünüz gibi sokağın içine girerek buralara geliyorum. Şimdi biz Sacré-Cœur'ün önüne gidiyoruz. Orası da oldukça hareketli bir yer. Montmartre Tepesi'nin en önemli noktalarından biri elbette ki Beyaz Kilise, arkamda gördüğünüz Sacré-Cœur. Sacré-Cœur için ayrı bir çekim yaptık biliyorsunuz. O videoda tüm detayları bulabilirsiniz. Zaten Paris.net'te de hem Sacré-Cœur hem Montmartre hem Montmartre'da gördüğünüz tüm detaylarla ilgili ayrı ayrı yazılar mevcut. Şimdi buradan harika bir Paris manzarası seyredelim. Buradan devam edelim. Hop! Sacré-Cœur Bazilikası'nın önündeki bu merdivenler günün her saati canlı ve hareketli. Burada çeşitli sanatını icra eden insanlar da oluyor. Pandomimciler de bulunuyor. Onları seyretmek de çok keyifli. Bakın işte merdivenlere geldiğimizde şansımıza bugün bir arp sanatçısı görüyoruz. Burada biraz susup müziği dinleyelim. Sacré-Cœur'ün merdivenlerinden biraz aşağı indiğimizde karşımıza çıkan bu manzara akşamları da geceleri de karanlıkta ışıl ışıl bir Paris manzarası oluyor. Gündüzde böyle bir aydınlık havada da tüm Paris'in en azından bir kısmını görebiliyoruz. Dilerseniz buradan aşağıya park içinden gidebilirsiniz. Dilerseniz finikülerle inebilirsiniz ya da merdivenlerden, artık nasıl isterseniz. Şimdi aşağıya doğru yürüyüşe geçme zamanı. Montmartre klasiklerinden biri de Montmartre finiküleri. Bakın burada iki istasyon arasında son derece dik bir yokuştan finikülerle yukarı çıkıp aşağı inebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi parktan da inebilirsiniz, merdivenlerden de inebilirsiniz. Ama finikülere binmek çocukça bir keyif. Finikülerin tam karşısında benim çok sevdiğim bir Irish pub var. Corcoran diye. Paris'te birkaç şubesi var buranın. Ben burayı da çok seviyorum. Burada oturup finikülerlerin geçişini seyretmek çok keyifli. Ama ondan sonra da yediklerinizi eritmek için bu merdivenlerden aşağı inmek ya da yukarı çıkmak boynunuzun borcu. Finikülerin aşağıdaki girişine geldiğimizde sola dönüyoruz ve parkın alt girişine ulaşıyoruz. Buraya geldiğinizde meşhur Amelie filmindeki sahnelerden biri gözünüzün önünde canlanacaktır inanıyorum. Burada sol tarafa doğru devam ederseniz Alphen-Pierre diye eski bir hal binası olan, günümüzde bir sanat merkezi ve kafe olan bir yer var. Orada bir soluklanabilir kahve içebilirsiniz. Ya da biraz ilerisinde Marche Saint-Pierre diye patchwork, kırk yama sevenlerin özellikle seveceği 1001 çeşit kumaş satılan bir mağaza var. Orayı görebilirsiniz. Bu taraftan da dümdüz devam ederseniz yine Montmartre içinde kaybolmak mümkün ama biz klasik Montmartre'ı bu şekilde yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Ben finale doğru buradan aşağıya doğru devam edip size çok hoş bir çikolatacı göstermek istiyorum. O yüzden beni takip edin.
bu sokaktan Anver metrosuna doğru inerken sağ tarafta çok ünlü bir çikolatacı var. Maison Georges Larnicol. Buraya neden girmeliyiz? Çünkü içeride harika çikolatadan modeller var. Gelin onları birlikte görelim. Burada gördüğünüz tüm dev maketler çikolatadan. Bu Notre Dame'ın maketi. İnsan yemeğe kıyamaz. Çikolatacıdan çıktıktan sonra Anver metrosuna doğru aşağı indiğinizde aslında benim klasik Montmartre'um bitmiş oluyor ama bence buraya kadar gelmişken Montmartre'ın klasiklerinden Moulin Rouge'u da görmeden olmaz. O yüzden sağa doğru dönüyoruz. Bu parkın içinden böyle dümdüz Pigalle'i geçtikten sonra Blanche'a kadar yürüyoruz. İsterseniz sağlı sollu dükkanlara bakarak da gidebilirsiniz. Ama bir şey itiraf etmem gerekir ki bu bölge erotik şaplarıyla ünlü. Merak etmeyin, güvenli bir bölgedir ama böyle şeyler var. Belki de ilginizi çekerse o zaman dükkanlara bakarak da hatta içlerine girerek de yolunuza devam edebilirsiniz. Ama ben böyle ortadan huzurlu bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum. Durağımız, rotamız Moulin Rouge. Yürüyüşümüz sonunda Blanche metrosuna ulaştığımızda arkamda Paris'in ünlü kırmızı değirmeni Moulin Rouge'u görüyorsunuz. Böylelikle Paris'in olmazsa olmazlarından birini daha tamamlamış bulunuyoruz. Klasik Montmartre gezimiz bu şekilde sona eriyor. Biz daha sonra bir de ikinci bir Montmartre videosu çekeceğiz ve ona buradan başlayacağız ve Montmartre'ın arka sokaklarına kuytuda kalmış ama çok önemli yerlerini göreceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı lütfen yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.